Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık hem gösterişli enfes bir model yapacağız. Modelimi çok beğeneceksiniz. Gerçekten harika, güzel, dört sırada şahane bir model. Hazırsanız modelimize hemen geçelim. Bim'den almış olduğum Star marka bir ipim var arkadaşlar. Ören Bayana ait. Bim'den aldım arkadaşlar. Renk renk gelmişti daha önce. Harika bir dokusu var. Güzel bir, biraz kalın bir bebe yünü. Şöyle 100 gram 328 yd 300 metrelik bir ip. %100 akrilik bir ip sevgili hanımlar. Evet şöyle hemen burada da numaramız var. Ters tutmayalım. Şöyle de numaramız burada. Evet sevgili hanımlar hemen desenimizi kurmaya geçelim. Ben ilmeklerimi atarken sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şimdi modelime geçiyorum. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. 3,5 milim şişlerimle orta kalınlıkta ipimi e, ipimle modelimi desenimi kuracağım arkadaşlar. Evet modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şöyle hemen ilmeklerimizi atarak desenimizi kurmaya başlayalım. Evet ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum arkadaşlar. Size nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilmeklerinizi atın. Evet şöyle 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşan desenimizi kurmaya başlayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Şöyle bir sayalım. 3, 3, 3, 3, 3. 2 ilmek de kenar ilmeği sevgili hanımlar. Evet bu ilmekler modelimi anlatabilmek için yeterli. Evet sevgili hanımlar hemen desenimize geçiyoruz. Evet çok ilmek atıp başınızı ağrıtmak istemiyorum. Hemen desenimi öğretmeye geçiyorum arkadaşlar Sizler sevdiğiniz dilediğiniz tüm lastik modellerinizi yapabilirsiniz Ben şöyle bir sıra ters örgü örerek hemen desenimi kurmaya başlayacağım arkadaşlar şöyle Burası hazırlık sırası Sizler lastiğinizi ördükten sonra modelinizin ön yüzünden modelinizi kurabilirsiniz Evet şöyle bir sıra ters örgümü ördüm Burası hazırlıkta arkadaşlar. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Dört sıradan oluşan desenimizi kurmaya geçiyoruz. Modelin birinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doluyorum. Burada iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bakın. Yanında da bir tane düz ilmek ördüm. Bakın bir desenim bu şekilde. Bir kez doluyorum. Bu şekilde iki ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Yanına da bir düz ilmek ördüm. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doluyorum. İki ilmek birlikte örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir kez doluyorum. İki ilmek düz ördüm. Bir tane de yanına düz ördüm. Bakın bu şekilde. Bu başlangıçta bakın dolama yaparak modele girdiğimiz için arkadaşlar bu sonda modelimiz kayma yapmasın diye dolama yapmıyoruz. Hemen kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ön yüzde ne yaptıysam burada da aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Bir kez doluyorum. Bakın. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladığım ilmeği de düz ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Doladığım ilmeği de düz ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. bir ilmek de yanına düz ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir tane yanına düz ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Yanına bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelin ikinci sırasını bakın bu şekilde yapmış olduk. Modelimizin üçüncü sırası hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bakın tüm ilmekler düz modelin 3. sırası bu şekilde evet modelimizin 3. sırasında bu şekilde yapmış olduk şimdi modelin dördüncü sırası ve arka sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet bakın modeli ben sizlere şöyle bir kez anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi modeli ikinci bir kez daha kuralım. Daha anlaşılır olsun. Gerçekten şahane bir model. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelimin birinci sırasındayım. İlk modelimi nasıl kurduysam şimdi aynı şekilde kuruyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanına bir düz ilmek örüyorum bakın. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yanına bir düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanına bir tane düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın burada bir dolama yapmadık. Çünkü girişte burada bir dolama yaptık. Modelimizde artış olmasın diye. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Bir kez doluyorum. Bakın ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını arka yüzde yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sırada. iki ilmeği birlikte ördüm. Doladığım ilmeği de düz ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Doladığımız ilmeği de düz ördüm. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Doladığım ilmeği düz ördüm bir kez doladım. İki ilmeği düz örüyorum. Yanındaki doladığım ilmeği de düz örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen buradaki doladığım ilmeği de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimin ikinci sırasında bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Üçüncü ve dördüncü sıraları çok kolay hanımlar bakın. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Dördüncü sırada da arka yüzünde de tüm ilmekleri ters örerek modeli tamamlıyoruz. İnanın hem kolay hem gösterişli, şahane, şeker gibi bir model sevgili hanımlar. Bu modeli çok seveceksiniz. Evet hanımlar gerçekten çok şık ve gösterişli bu modelimizi beyaz renkli, pembe renkli, mavi renkli yapın. Harika olur hanımlar. Tüm renklerle de yapabilirsiniz. Evet düzümü ördüm üçüncü sırada. Dördüncü sırada da ters ilmeklerimi örüyorum. Ve modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın tüm sırayı ters örüyorum. Hem kolay hem güzel hem de çok şık şeker gibi gösterişli bir model sevgili hanımlar. Annemin örgülerinde Annemin hobileri kanalında sizlere, sizlere en güzel modellerimi sunmaya çalışıyorum. Bakın arkası bu yüzde, bu şekilde. Şimdi ön yüzden de bakın modelimiz bu şekilde tam bir şeker gibi bir model arkadaşlar. Evet, e, kanalıma annemin örgüleri olarak da aradığınız için annemin örgüleri de diyorum, annemin hobileri de diyorum arkadaşlar. Ee, sevgili dostlar sevgili takipçiler bu güzel modeli kaçırmayın diyorum gerçekten enfes şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim hayran olacaksınız evet sevgili hanımlar bakar mısınız şu modelin güzelliğine bakın şöyle muhteşem bir model harika bir model şöyle haroşa lastik yaptım altını arkadaşlar daha serbest, daha güzel bir giriş olmuş oldu haraşo lastik yapınca. Bir ters, bir düz yapabilirsiniz. Tekstil lastiği yapabilirsiniz. Harika olur. Bakın desenimiz bu şekilde. Şahane bir model. Hemen arkadan görünümü de bu şekilde. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Peki bu modeli nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar? Evet bu güzel deseni sevgili hanımlar yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter, atkı, bere, battaniye, şal, eşarp, bere. Yani aklınıza ne geliyorsa bebek patiklerinde, yetişkin patiklerinde aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem üstü, muhteşem, şeker gibi bir model bakın. Evet şöyle. Evet arkasında şöyle bir görelim. Bakın arkası ben güzelim diyor arkadaşlar. Önden diyor ki ben güzelim. Evet annemin hobileri kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar hanımlar. Bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Modelimi beğenmişsinizdir. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle en yakınlarınızla. Bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Annemin hobileri kanalında annemin örgüleri kanalında kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.